Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben yine şöyle hemen kolları sıvadım, mutfağıma girdim. Hayırlısıyla vlogumuza başlayalım. Hemen şöyle bir Kaufland'a gidip geldim. Şöyle salatalıklar varmış Kaufland'da. Tanesi 27 kuruştu. Şöyle bakın hemen de göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir salatalık aldım. İnanın pazartesi tatil olduğu için Türk bakkalını gözüm tutmadı. Yani Türk bakkalları çok dolu oluyor. O yüzden dedim hemen bir Kaufland'a gideyim. Yeşillik lazımdı. Şöyle ice bag aldım. O da 88 centti galiba. Ondan sonra şöyle domatesler varmış. Hemen domates aldım. Domatesin kilosu da 99 kuruştu. Şöyle üzerinde bakın yazıyor. Domates aldım. Ekmek aldım tatil diye. Ekmek de çok sıcakmış. Sıcak ekmeği makinede kesince parçalanıyor. Böyle aldım geldim hemen. Ondan sonra bahçeden yeşil soğan getirdim. Ondan sonra her zamanki gibi şöyle rendemi çıkardım. Şimdi böyle etlerin yanına cacık yapacağım. Yani böyle susuz cacık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bununla salatalıkları yapıyoruz. Ondan sonra yoğurt, dereotunu, tuzunu, sarımsağını koyuyoruz içerisine. Böyle güzel bir etlerin yanında meze oluyor. Hadi bakalım kolları sıvayalım. İşlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, son anda hemen ne yemeği yapsam derken aklıma hava güzel dedim şöyle mangal geldi. Et de çıkarmamıştım giderken. Çıkardım şimdi şöyle hava güneş. Güneşle de bir şey olmaz bunlar. Hemen böyle çıkardım hatta. Bakın kıymam oldukça yumuşamış. Şimdi bunu güzelce bir kasap köfte yoğuracağım makinede. Kanatlarım da erimeye başlamış. Sucuk zaten kolay. Böyle dedim bugün de günümüzü böyle değerlendirelim. Şöyle nanem de artık bayağı bir kurudu. Bahçemden toplamıştım. Böyle hadi bakalım kasap köfte yoğurmakla başlayalım. Evet arkadaşlar, ben içeride hazırlık yaparken eşim de sağ olsun yine böyle depomuza girişte gördüğünüz gibi. Şöyle alta çocukların küçük kıyafetleri vardı. Onları koymuş su gelmesin diye. Ben sizlere geçen videomda bahsetmiştim. Özel ilacı aldık duvar için diye. Bakın özel ilaç da ismini ben bilmiyorum ama Ben söyleyeyim. Ben ismini hangisini biliyorum? soran olmuş değil mi ismini? Evet. Adı horizontal. Semih bir şey bidonu şuraya koyuyor mu annem bir? Şu Eleme bidonu. oğlum. Eleme. Ha, Eleme. ellenmeyecek mi? Asitli o. Eleme. Ha, Onun tamam. için biz onu elden alıyoruz. Aslı okey. Adı horizontal Ya. şiperi. Horizontal şiperi. eBay'de, Amazon'da, Tuum'da her yerde var. Evet. Walmart'ta gittin mi aldın mı? Buna da lazım. Evet. İnjeksiyon tüyü koyuyorsunuz böyle. Doğru deliyorsunuz. O kendi Evet. kendine akıyor. Bazen hızlı bazen yavaş. Evet. Şu parçaları da 6 tane olan parçayı ekstra aldık. İlacın yanında çıkmıyor bunlar. Böyle bunları duvarları delip duvara koyuyorsunuz. Duvar emiyor onu. Evet. Asitliymiş dediğim gibi kesinlikle elle ellemiyorsunuz. Eldiven giymeniz lazım. Şimdi bu ilaçları duvar içine çekecek. Allah'ın izniyle hiçbir şey İçinde kalmayacak. bir koruyucu tabaka yapacak. Evet. Koruyucu tabaka yaptığınız su yukarı çıkamayacak. Ganz einfach. Evet. Yani kolay Ondan kolay. sonra iş bitti mi? Buralar tekrar sıvanıp güzelce boyanacak. Böyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın böyle depomuzu yine çektik ortalara. Sorun değil. Eşim burada işleri yapsın. Ben de Böyle yemeğimizi şöyle küçük yapayım. şeyler. Evet, küçük şeyler. Allah başka şeyi göstermesin. Evet arkadaşlar. Şöyle. Efendim annem. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kasap köftelerimi güzelce makinede yoğurdum. Elle yoğurmadım. İçerisinde ekmek falan hiçbir şey yok. Tarifine baktım. Böyle ince ince şöyle yapıp koyuyorum. Zaten şöyle hafif yuvarlıyorsunuz. Ondan sonra böyle avucunuzun içinde şöyle bastırıyorsunuz. Bitti. Bakın böyle. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bunu size biraz heyecan yaptım gösterirken de böyle Olur. güzel oluyor. Hep değiştiriyor. Burası daha soğuk, burası daha zaman içinde. Şişte kolaylık oldu ya. Hocam biberlerimizi yiyeyim yeter mi? Tamam. Şunu da şey yaptım böyle. Bakalım bugün köftelerimiz nasıl olacak? Bence güzel olur. Eğer lezzeti şeyi güzel olursa bundan sonra hep bundan yapacağım böyle. Değişik bir tarif. Şöyle ağzımı da kapattım. Dolum 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 dolum.
Kılıç işte gene güzel Türk ekranı ha. Kılıç gibi. Ya. İnce olanlar değil mi? Bir de uzun uzun oluyor. Hayır, kalın daha kalın. Kılıç kalın gibi. Mı? Ha, kılıç gibi. Bazıları da tek yönlü oluyor ya, böyle ince burgu gibi. Şansımız da buna iyi geldi abi oraya. Hiçbir şey değil. Evet. Vallahi demedi kurtarmaz. Bir de şey, o satıcı bir daha gelmedi değil mi? Yok, adam kayboldu. Evet, bir kere biz aldık, ondan sonra kayboldu. Sakin yap annem, sakin yap, sakin. Minik ellerini yakmadan. Olmuş kızım, olmuş. Dur annem, dur. Artık kızların şey büyüdü de ellerinden yemek yiyorum değil mi? Olsun, şunu var ya annem olduysa, evet, düşenler şu demirle alıverirse. Evet. Yok yani. Yanmak yanmak ama şuraya koyalım. Ben şunu versene bir. Al annem bakalım. Olmuş mu? Olmuş. Yanlamaya koy da bir şey olmasın. Köfteleri de yapalım. Biberlerimizi de şey olunca şuraya at yerlere. Böyle yana, tamam mı? Uzunlamaya arasına düşerle. O zaman çöp olurlar. Az yağmış. Bu ne olmuş? Buna daha ne olacak? Alıverim onları. Buna sanki sonra şey, evresiz kömür bulmuş. Evet, benim köftelerde. Köfte de olmuş. Onu da şuraya koyuverelim şöyle yukarı. Oluyor. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik içtik, bayağı bir oturduk dinlendik, saatlerimiz de 10 ama Melih maşallah değil mi? Evet. Sen beni duyuyor musun kulaklıktan? Duyuyorum. Bak, bir taraf boş. He, bir tarafı boşmuş. İşte yaz ayının bu güzelliği, saat 10, biz böyle terasta oturuyoruz. Zaten biz yaz geldi mi kahvaltıyı terasta yapıyoruz, akşam dışarıda değil mi? Aynen. O yüzden dışarıdayız. Aynen dışarıdayız. Şöyle bir keyif yapalım. Tabii ki çekirdek olmazsa olmaz. Şimdi başladık mı buna çıt çıt çıt. Sanki kuş da bize şey veriyor gibi oradan. Vallahi. Hadi bakalım kuşlar. Akşam oldu galiba, evinize gidin. Hadi toplanın bakalım, bir keyif yapalım. Sen ye annem. Sen ye, ben yemeyeceğim. Ben sen yedim. Ye. Bakalım. Ye. Cebine koydum. Evet arkadaşlar. Akşam oldu ama saat kaç şu an bilmiyorum. Şöyle hemen, burası bizim garajımızmış. Garajımızmış derken 11 seneden beri evi aldığımızdan beri burayı kiraya vermiştik. Eşim böyle pek fazla garaja... Anneciğim bu tarafa geçsene. Araba koymayı sevmiyordu. Uğraşmıyordun ya. Evet, uğraşmıyordu. Artık yeni karar aldık. Kendimiz, 11 sene sonra. 11 sene sonra kendimiz kullanacağız burayı. Çünkü Semih'in arabası bizim araba derken yakında Melih'in de olacak. Evet. Bugün kiracılardan teslim aldık. Şöyle temizleyeceğiz. Aynen. Tertemiz bırakmışlar zaten. Kapıyı kapatır mısın be? Yok, kapıyı kapatmayalım. Üstüne kapı kapanır. Gel. Şöyle bakın, burası açık hali. Şöyle garajlar burada. Dikkat anneciğim. Şöyle. Burası da bizim garajımız. Bu şekilde. Hadi bakalım. Artık burayı biz kullanacağız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Sesimden de bellidir. Bugün günlerden pazar. Saatlerimiz şu an, evet, tam 10'u bir gösteriyor. Saat 10 oldu, ben daha yeni oturacağım. Artık dinleneceğim. Bugün bayağı bir yoruldum. Gündemimiz yoğundu bugün. Şöyle gördüğünüz gibi bugün bizim mahallemize gelin geldi. Ta Hollanda'dan Almanya'ya gelinimiz geldi. Komşumuz bugün gelin aldı. Camide de düğün vardı. O yüzden bugün pek fazla bir şey çekmedim. Evde de değildim. Yemekler camide yendi, eve gelenler yemek yedi. Daha da komşu bir sürü sipariş vermiş, böyle fazla vermiş siparişi. Yani komşulara dağıttı, gelenlere dağıttı. Az önce de kapı vurdu, bize de getirmiş tekrardan. Dedim biz yedik camide yemeği. Olsun dedi, yani olmasın, komşu çok var. Bakın şöyle kişi başı salata yapmışlar. Hiç böyle ziyan da olmuyor. Aynı şekilde şöyle baklavaları yine kişi başı. Bunları da böyle... İçerisine pilav, et yapmışlar. Ağzı kapalı. Çok güzeldi. Allah bereket versin. Yuvalarına sağlık, mutluluk versin. Dediğim gibi kapı çaldıydı. Komşum tekrardan bize yemek getirmiş. Allah kabul etsin. Böyle yani. Şimdi biraz ondan sonra oturacağım. Şöyle ayaklarımı uzatayım. Bayağı bir yoruldum. Pazar günü dolu dolu geçti bugün. Hadi bakalım. Bu arada bulaşık makinesi de çalışıyor.
Evet arkadaşlar. Ay bu ben miyim ya Rabbi? Vallahi dedim şöyle terasta oturayım, bir şöyle konuşayım herhalde bu videomda hiç böyle şey yapmadım ve video arkasındaydım. Gündüz çekimler çok başka oluyor. Akşam da beyaz ışık olması lazım. Ben de terasta böyle sarı ışıkla açtım ama resmen kendimi tanıyamadım. Melih gel gel gel. Anam öcüye döndü burada gel. Gel. Evet arkadaşlar. Saat 10 olsa da fark etmiyor. Zaten yarın pazartesi. Burada Almanya'da pazartesi yarın her yer kapalı. Yani tatil. Onun için 2'ye 3'e kadar zamanımız var oturmakta. Ben de her sene yazını yaparım. Böyle çayımı kahvemi alırım buraya ne yaparsam. Tabii ki çekirdek de olmazsa olmaz. Bilgisayarımı da aldım şöyle yanımda. Pardon şöyle. Şimdi yazlıkçılar açacağım. Ben böyle sakin kafayla yaz aylarında yazlıkçıları bilirsiniz. Onları izlemeyi çok seviyorum. Şimdi burada oturacağım. Güzelce dizimi izlerim. Şöyle dedim bir keyif yapayım. Vallahi uzun zamandan beri topuklu giymiyordum. Hep böyle spor ayakkabı giydiğim için bugün de topuklu giydim. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım şişmiş. Melih gel gel. Çatıdan bakma baykuş gibi gel. İn aşağıya. Böyle yani. Hadi bakalım. Ay gerçekten kendimi tanıyamadım ya. Neyse ben böyle bir daha akşamları çekim yapmayayım. Hatta göstereyim bir dakika sizlere. Görünür mü bilmiyorum ki. Böyle şöyle şeyde. Evet görünmüyor böyle. Bakın böyle. Sarı ışık olduğu için. Neyse ben burada videomu bitireyim arkadaşlar. Böyle yalnız yalnız sohbet etmek bana göre değil. Ben böyle ailemle, çocuklarla sohbet etmeyi, video çekmeyi seviyorum. Böyle yalnız kamerayı açıp da konuşmayı pek fazla şey yapmıyorum. Bugünlük böyle olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.